Ulaşım desteğine başvuru şartları değişti. Ulaşım desteğine kimler başvurabilir? Nereden başvurabilir? Merhaba arkadaşlar. Eğitimin Üç Dünyası'na hoş geldiniz. Ulaşım desteğine başvuru şartları değişti. Ulaşım desteğine kimler başvurabilir ve nereden başvurabilir? Bugün bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Sayın Bakanımız Derya Yanık tarafından bir açıklama yapıldı. Ulaşım desteğiyle ilgili. İlk yapılan açıklamaya baktığımızda arkadaşlar şu şekildeydi. 25 yaş altındaki lisans öğrencileri için denmişti ulaşım destek yardımı için. Fakat bakanımızın yeni yaptığı açıklamada şu şekilde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ulaşım giderlerinin karşılanması için 300 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı. Üst sınırda 750 TL olarak açıkladı. Şehir dışında ailesinden uzakta okuyan öğrenciler için yılda iki kez gidiş dönüş ulaşım giderleri devlet tarafından karşılanacak. İlk yapılan açıklamada ön lisans öğrencileri biz başvuramıyoruz neden böyle bir şey var diye çok bize soru iletmişlerdi. Şimdi evet ilk yapılan açıklama o şekildeydi. Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri diye bir ayrım yapılmıştı. Fakat son yapılan açıklamadan sonra ayrımın ortadan kalktığını gördük. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite açıklamasını yaptı. Yani lisans ve ön lisans ya da yüksek lisans diye bir ayrım yapılmadı. Yapılan açıklamada herkes başvuru yapabiliyor. Başvuru yerleri neler? Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tabii biletinizi ibraz etmek zorundasınız. Bunu unutmayın. İkamet ettiğiniz yani ailenizin bulunduğu il ya da ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmeniz gerekiyor. Biletinizi ibraz etmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, tekrar edeyim. Lisans ve ön lisans, yüksek lisans ayrımı yok. Herkes başvurabiliyor arkadaşlar yapılan açıklamada. Hepiniz için hayırlı olsun diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.